Hayırlı akşamlar efendim. Dipnot programında bu akşam sizlerle birlikteyiz. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlere hayırlı akşamlar, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyoruz. Ve efendim Dipnot programımızın bu akşam konuğu, hani derler ya ahirette iman, dünyada mekan diye, şimdi evler konusunda kiralık, satılık, alacağımız, kiralayacağımız ya da tam tersine satmayı düşündüğümüz, almayı düşündüğümüz evlerle ilgili konularda bizlere yardımcı olabilecek emlakçılar var. Satış danışmanları. Şimdi Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Alpay Hacıoğlu bize bu konuda sorularımıza cevap verecek. Biz de konuları öğreneceğiz. Evet efendim, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Hacıoğlu, 5 Mart 2022'de seçimde başkan oldunuz ve yaklaşık Kocaeli Emlakçılar Odası'nın 1500'e yakın üyeniz var. Efendim önce sizden, madem Emlakçılar Odası'nın başkanısınız, size emlakçılık, satış danışmanlığı nasıl olur? Daha önce halk eğitim belli kurslar açıyordu. İşte ilk önce kursa gidiyorsunuz, ondan sonra sınava giriyorsunuz. Size bunun karşılığında emlakçılık yapabilirsiniz diye bir sertifika veriyordu ama bunlar değişti mi? Hala devam ediyor mu? Ya da nasıl bir uygulamayla nasıl emlakçı olunur? Buyurunuz efendim. 5 Mart 2022'de olağan kongremiz vardı. İkinci dönemimiz bizim emlak odasında. 2018'de göreve gelmiştim. Evet. Tekrar teveccühü desteğiyle 5 Mart 2022'de ikinci dönemimize başladık. 2016'da kurulan bir meslek odasıdır. 5362 sayılı kanun nezdinde işlerlerimizi yürütürüz. Bakanlığa bağlı bir kurumuz. Hı hı. Amacımız meslek kalitesini üyelerimize daha kaliteli nitelikli hizmetler vermek adına faaliyetlerimiz devam ediyor. Evet. Emlakçılık nasıl olur? Satış danışmanlığı nasıl olur? Bir kere şunu söyleyebilirim. Eskisi gibi değil. Artık bu eski bilinenler, halk eğitim tarafından verilen belgeleri alıp bir A4 kağıdına yazı yazıp belge dairesine işte ben şu adreste emlak ofisi açacağım demekle oluyordu. Tabiri caizse bir masa bir sandalyeyle biz bu işlerimizi götürebiliyorduk. Ama ezber bozuldu. Artık biz de gelişmiş ülkeler gibi dünyadaki diğer farklı sektördeki faaliyet gösteren emlak sistemi gibi Türkiye'de çok güzel bir sistem oluştu. Biz Türkiye'de sadece Kocaeli değil, diğer illerin de emlak odası başkanlığı olarak birlikte hareket ediyoruz. Meclise, bakanlığımıza ve ilgili kurumlarımıza emlakçılık kanunuyla ilgili bir çalışmamız olmuştu. Hı hı. Ancak tabii kanunun çalışması öyle çok kolay olmuyor bildiğiniz üzere. Biz 5 Haziran 2018 tarihinde resmi gazetede Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği yayımlandı. Bu yayımlanan Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği'nde emlakçılığın nasıl olması gerektiğini, bir emlak ofisi açmadan önce neler yapmamız gerektiğini ya da yanımızda çalışacak danışmanların nelere dikkat etmesi gerektiğini resmi gazetede yayımlandı. Hı hı. Şu an eğer biz emlak ofisi açmak istersek ilk yapacağımız durum şu. Üniversite mezunu isek önce 6 ay bir emlak ofisinde mutlaka sigortalı çalışmak durumundayız. Peki biz üniversite mezunu değilsek, lise, ortaokul, ilkokul mezunuysak eğer bir yıl önce bir emlak ofisinde sigortalı bir şekilde tam 365 gün sigortalı olmak zorundayız. Bunu tamamladıktan sonra bu arada tabi sigorta kaydımız oluşurken, çalışırken bir iş yerinde MYK, Mesleki Yeterlilik Belgesi, yani Mesleki Yeterlilik Kurumu oluştu. Eskiden Milli Eğitim Bakanlığı nezdindeydi. Şu an Çalışma Bakanlığı'na geçti. Çalışma Bakanlığı da özel eğitim firmalarına verdi bu yetkiyi. Hı hı. Özel eğitim firmaları MYK, yani mesleki yeterlilik belgesini veriyor. Şimdi bu kavram aslında bir kargaşa da yaratıyor. Şöyle bir şey yaratıyor. Ben mesleki yeterlilik, yani bu mesleği yeterli bir şekilde eğitimini aldım düşüncesiyle o sınava girip iş yeri açan kişiler var. Örneğin ve bunu biz her hafta mutlaka 3, 4, 5 civarında vergi levhası olup
bize meslek odasına kayıtlı olup mesleki yeterlilik belgesini de almış, iş yerini açmış, yanında sigortalı personel çalıştırıyor. Hı-hı. Ama bakanlık tarafından yetki belgesini alamadığı için o iş yerine ceza kesiliyor. Eğer tekrarlanırsa 2 kat ve ondan sonra 1 yıl meslekten men var. Şu an bunlar Türkiye'de denetlemeler yapılıyor. Sayın Hacıoğlu, cezayı kesen siz mi denetimleriniz sırasında Ticaret Bakanlığı tarafından? Ama birlikte mi denetlemelerin neresindesiniz siz? Biz geçtiğimiz hafta bir toplantı oldu. Bu ay sonu tekrar bir Ankara ziyaretimiz olacak. Sayın Bakanımız uygunsa ondan bir randevu talebimiz var. Genel müdürlerimizden randevularımızı oluşturduk. Denetlemelerin meslek odalarının yapmasıyla ilgili bir talebimiz de oluyor. Taleplerimizden bir tanesi bu. Çünkü Kocaeli'nde her tarafı hakim değiliz. Ama birçok yeri biliyoruz, birçok ilçeyi biliyoruz. Üyemizin birçoğunu tanıyoruz. Kimin eksiği vardır, kimi uyarmamız gerekiyor. Kayıt dışı ile ilgili çok büyük problemimiz var bizim aslında. Bu kayıt dışını önlememiz gerekiyor bizim. Dolayısıyla bakanlık elbette ki her şikayeti denetliyor, takibini yapıyor. Ancak her ilde Ticaret İl Müdürlüğü var. İl Müdürlüğü'ne bağlıyız aslında bizler de meslek odası olarak. İl Müdürlüğü tabii kolektif çalışmalar yapıyoruz. Başarılı çalışmalar da yapıyoruz. Bazı zaman problemler çok olduğu için yetişemeyebiliyoruz. Çünkü biz İş Ticaret Genel Müdürlüğü'ne bağlıyız. İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nde bugün pazarcı sektöründe, emlakçı sektöründe, bakkal sektöründe, akaryakıtı da, AVM'yi de, yani milyon dolarlık tekne satanları da her şeyi aynı bakanlık denetliyor. Biz tabii 2018'de bu yönetmelik yayınlanınca biz de bir ilave oluştuk bu süreçle ilgili. İlk başta biraz aksamalar oluyordu ama şu an gidiyor. Biz daha iyi ve daha hızlı bir hizmet olsun ve daha fazla denetleme olsun diye meslek odaları olarak biz istiyoruz bu denetlemeleri. Biz istiyoruz derken eşdeğer ölçüde gene sorumluluk tabii bakanlığımıza bağlı. Biz de onların bir alt yetkisi, alt personeli gibi düşünün. Biz de bu denetlemelerin hızlı bir şekilde yapılmasını istiyoruz. Sayın Hacıoğlu, şimdi sayınız gerçekten çok fazla ve Kocaeli ilimiz oldukça geniş bir alana sahip olduğu için 1500'e yakın resmi size kayıtlı üye var. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bunun dışında kayıtlı olmayan gene aynı şekilde hani ufak bir dükkan açıp da daha çok emeklilerin ikinci bir iş gibi ya da işte hani işim yok bir emlakçılık yapayım o zihniyet anladığım kadarıyla yavaş yavaş artık yok olmaya başladı ama bunu yapanlar da var. Vatandaş o emlakçı yazısını gördüğü zaman içeriye girdi, neye dikkat etmesi lazım? Evet, teşekkür ederim. Çok güzel bir konuya değindik. Biz vatandaş olarak bir ilan portalında ya da bir afişte ya da bir reklamda bize bütçemize ve düşüncemize uygun bir gayrimenkul bulduk. O gayrimenkulün pazarlayan emlak ofisine gittik. Emlak ofisine biz neye dikkat etmemiz lazım? Yetki belgeniz var mı? Evet var. Her ilin plaka koduyla başlar. Kocaeli işte 41001'den 41001500-2000-3000'e kadar çıkıyor. Çünkü ticaret odaları da aynı bakanlığa bağlı. Hem şirketler hem şahısları görebiliyorlar orada. Ticaret Bakanlığı'nda TTBS Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi. Google'dan girdiğimizde TTBS yazarsak belge sorgulama dersek ili seçiyoruz orada. Kocaeli dediğimizde ara dediğimizde Kocaeli'ndeki ne kadar şahıs, ne kadar şirket yetki belgesi var olup olmadığını oradan sorgulayabiliyorlar. Keza Türkiye'nin bütün illerini sorgulayabiliyorsunuz. Ben size dedim ki örneğin işte benim firmamın ismi Alpay Hacıoğlu Gayrimenkul yetki belgem 41001 sorgulayabilirsiniz dediğimde çok basit akıllı telefondan 5 saniyemizi alır. Aktif mi değil mi? Adresi güncel. Telefonu hangi tarihte almış, geçerli mi değil mi? Bunların hepsini görebiliyor. Eğer geçerli değilse zaten orası güvenli bir emlak ofisi değildir. Ya buna dikkat etsinler. Bununla beraber gerekli kurumlara, bize de dahil Ticaret İl Müdürlüğü'ne, Ticaret Bakanlığı'na lütfen şikayette bulunsunlar. Ki hemen işlem yapılsın. Sayın Hacıoğlu, gene bununla bağlantılı olarak tamam vatandaş girdi, resmi olduğu belgelendi, ticaret odasında almış olduğu belge var. Şimdi satışlarda ve ya da kiralamalarda
emlakçıların almış olduğu bir oran var. Aslında insanların biraz emlakçıyı tercih etmemesinin nedenlerinden bir tanesi de doğru. Verginizi veriyorsunuz, sonuçta vatandaşı alıyorsunuz, evi gösteriyorsunuz, ilgileniyorsunuz vesaire. Emlakçıya bedel, hani o emlakçının almış olduğu bir oran var ya, bir kere o oran nedir? Onun üzerinde pazarlık yapılabilir mi? Bu oda açısından bir olumsuzluk söz konusu mu? Bir de vatandaş emlakçıyı devre dışı bırakıp şahıstan, yani kiralamak isteyen ya da satmak isteyenle birebir görüşmek istiyorlar. Şimdi aslında şöyle bir algı da var. Sanki bizler hiç emek harcamadan tabiri caizse yani bedava yok yere biz neden aracılık hizmeti, ücreti verelim diye hep böyle bir algı var aslında. Evet. Tabii ki her sektörde olduğu gibi, yani isim vermeye gerek yok. Sadece Türkiye'de, dünyada bu şekilde. Her sektörde bu işin suistimalini yapan, hata yapan, yanlış yapan, hani her sektörde mutlaka bir sorun sıkıntı yaşayabiliyoruz. Hı hı. Elbette ki bizim sektör içerisinde de, sepetin içerisinde çürük elmalar var. Yok değil. Ama bunları hem meslek odaları hem aslında sizler, bizler, her birimizin çabalarıyla bu ayıklanabilir. Şimdi Türkiye'de şöyle bir algı var. İşte emlakçılar çok para kazanıyor. Emlakçıların aldığı oran çok fazla. Dünyanın en düşük emlakçılık fiyat tarifesi Türkiye'de. Yüzde olarak söyler misiniz? %2 satışlarda, gayrimenkul satışlarında %2 artı KDV alan kişiden, %2 artı KDV satan kişiden. Toplamda %4'ü geçemeyiz. Bu bakanlığın resmi tarifesi. Hı hı. Kiralamalarda da yeri kiralayan kişinin, yeri kiralayan kişiden talep ediyoruz bunu. Bir kira karşılığı artı KDV. Bunun haricinde eğer farklı almak isteyen ya da daha yüksek, işte farklı sebeplerle, işte ben şu hizmeti verdim, böyle bir hizmet sundum, işte şunu yaptım gibi derse, ek hizmetler sunarsa bunu alması kesinlikle yasal değil. Emlakçıları aradan çıkartmakla ilgili tabii vatandaş hani İşte bir pay veriyor, tapu masrafı bana ait, işte evin içinde tadilat yapacağım veya işte vesaire. Bunun yanında bir de emlak komisyonu bize ağır gelecek düşüncesiyle emlakçıyı aradan çıkartmak isteyenler olabiliyor. Onlarla ilgili de tabii ki yani olabilir, yani kendi bütçesini düşünüyor olabilir ama aslında emlakçıyı kimse aradan çıkartamaz. Neden? Yine bu taşınma ticareti yönetmeliğinde sözleşmesiz çalışmama bizim bir zorunluluğumuz var aslında. Ve internet portallarına sözleşmesiz de ilan yayınlamamız gerekir aslında bizim. Eğer böyle bir ilan yayınlarsak, biz sözleşmesiz gibi bir ilan yayınlarsak, usulsüz bir hareket yapmış oluruz aslında. Benim nacizane tavsiyem bu. Kocaeli'ndeki ve Türkiye'deki meslektaşlarıma biz 10 tane ilan yayınlamayalım. İnternet portallarında, afişlerde vesaire, görsellerde bizim 5 tane ilanımız olsun. Ama bunlar sözleşmeli olsun. Doğru hizmet verelim. O bizim işimiz çünkü. Yani bu yönde çalışmaları önemli, tavsiye ederim. Bize çünkü gün içerisinde, hafta içerisinde çok böyle vakalar oluşuyor. Bizim yapacak hiçbir şeyimiz yok diyoruz. Çünkü senin sözleşmen yok. Hiçbir yazılı bir evrağın yok. Sadece sen onu mal sahibinin iki dudağının arasında işte bunu sat, senin de haberin olsun deyip böyle bir çalışma yapmışsın. Bu sonucu da hak etmiş oluyoruz. Çünkü bilerek kabulleniyoruz biz bunu. Ama sözleşme yaparsak, sözleşmeli portföylerimizde böyle bir sorun yaşamayız. Ve o gibi işlerimiz çok daha sorunsuz gidiyor. Bu komisyon olayına gelecek olursak tekrar, bunun düşük olduğunu eskiden 2018 tarihi öncesinde, yani yönetmelik öncesinde Türkiye'de genel bir intiba vardı. Alandan %3, satandan %3. Ama bu KDV dahildi. %2, %2 artı KDV olunca bizim orada bir 0.35, 0.40 gibi bir puan düşüklüğü oldu aslında. Pazarlığa tabidir. Pazarlık sünnettir. Bizim Türk toplumumuz çok sever pazarlığı zaten. Bu gibi durumlar da oluyor. Bazen %4'ü tam aldığımız durumlar oluyor. Bazen alan ve satandan %3'e, %3.5'a indiğimiz durumlar da olabiliyor. İşin durumuna göre seyrediyor meslektaşlarımız.
Konu komisyona gelince biz orada eşit kalmak noktasında elimizden geldiği kadar fedakarlık gösteriyoruz zaten. Ama bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bile resmi tarifesi alt limit %7, üst limit %12. Mesela Amerika'da gerçek olanı söylüyorum ben size. Sizin bir gayrimülkünüz var. Siz bu gayrimülkünü satıyorsunuz. Mutlaka bir emlakçı sözleşme yapıyorsunuz zaten. Bu gayrimülkünü sattığınızda aynı ofis içerisinde emlakçı, mali müşavir, hukuk danışmanı ve tapu hizmetlerini veren bir ekip oluşuyor burada. Emlakçı komisyonunu alıyor. Pazarlıksız. Avukatlık hizmeti için avukatlık aracılık hizmeti veriyorsunuz. Tapu konusundaki iş takibiyle ilgili bir ücret talep ediyorsunuz. Orada bu rakam %10-%12'lere falan çıkıyor. Gerçekten dünyada en düşük komisyon olarak bizde. Şimdi şöyle bir algı oluşuyor. Evet, Kocaeli'nin işte sanayi bölgesinde bir yer satarsak milyon dolarlardan da konuşabiliyoruz. İşte 100 bin, 500 binden de konuşabiliyoruz. Hı hı. Veya işte İzmir'in koridor boyunda, işte İstanbul'un her tarafı aynı şekilde, işte Bursa'nın, Ankara'nın, böyle baz alabiliyorsak bu komisyonlar yeterli. Hı. Ama İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, yani örneğin Eskişehir'de, tabii her tarafında değil ama birçok yerlerinde, Eskişehir'de, Bilecik, Balıkesir, o bölgelerde metrekaresi 3 lira, 4 lira olan araziler var, arsalar var. Hı. Buna aracılık eden emlak firması oradan hiçbir şekilde bir şey kazanma şansı yok. Mutlaka bu komisyon oranının da bir tık daha yukarı çıkmasına ilgili bakanlığımıza sözlü ve yazılı başvuruda bulunduk önümüzdeki hafta. Sayın Hacıoğlu, şimdi aslında hepimizin merak ettiği, ben ve izleyicilerimizin buradaki öyle zannediyorum ki arkadaşlarımızın da merak ettiği rakamlar, evlerin fiyatları kiralık da satılık da gerçekten çok yükseldi. Yani normalde 1 liralık bir evi şimdi bakıyorsunuz 4 lira, 5 lira. Bunu ister satılık olarak düşünün, ister kiralık olarak düşünün. Bu, evet. Şimdi Emlakçılar Odası Başkanı olarak siz ne düşünüyorsunuz? Bu böyle devam eder mi? Ya da mesela yılbaşından sonra evlerin düşeceği konuşuluyor. Ayrıca bankaların kredi limitlerinin de azaldığı, kredi oranlarının yükseldiği ve insanların alım gücünün de azaldığı, bu net zaten yönünde. Evet. Ne dersiniz? Ya da öyle evler var ki 4 trilyon diyelim evler. Şu an bakıyorsunuz 15-20 trilyona çıkmış. Alacak insanlar da nereden bulup da alırlar onu bilemeyiz tabii. Buyurunuz. Pandemi öncesinde Kocaeli'nden bahsediyorum. Bir artı bir konutun 1 milyonla 1,5 milyon arasında olacağını biz söyleseydik, hı hı, ya da işte orta lüksse sahip olan bir villanın 13, 15 ve 20 milyon TL olacağını, hı, biz söyleseydik ya bizi sokakta keserlerdi. Ama bugün Kocaeli'nde, İzmit'te veya diğer ilçelerde 1 artı 0 stüdyo daireler dediğimiz 1 milyon TL ile 1,5 milyon TL arasında farklı var. 2 artı 1'i, 3 artı 1, yani o lüks konutları bir kenara koyuyorum. Evet. Onları hiç konuşmuyorum zaten. Hani ben gerçekten evimi alayım, kiradan İhtiyaç kurtulayım. İhtiyaç için. Siz programa başlamadan önce demiştiniz, Türk insanı için bu çok kıymetli bir şey aslında. Hani dünyada mekan, ahirette yuvan. Evet. Hep böyle bir şeyimiz vardır yani bizim Türk toplumu olarak ama maalesef artık bunlar hayal oluşmaya başladı. Sebepleri nelerdir? Bana göre bu domino etkisi. Hani sadece aslında biz şu anda rakamlar özellikle gayrimenkul fiyatları çok çok yukarı çıktığı için, yani alt tabanımız 1 milyon diyebiliriz. Hı hı. Üst tabanımızın sınırı yok. Yani bugün İstanbul'da 35-40 milyon. Evet. Hani Kocaeli'nde 15-20 milyonluk konutlar da satılabiliyor. Evet. İnşaat maliyetleri çok arttı. Her geçtiğimiz günde inşaat maliyetleri artıyor. Hani ben konut üreten firmalarında Allah yardımcısı olsun diyorum. Çünkü bugün ürettiğini, yaptığını yarın yerine koymak istese bunu koyamıyor. İkincisi devlet politikası faizleri çok fazla aşağı indiremedik bu süreçte ve kredi durumlarını, gayrimenkul alım satımlarındaki kredi durumlarını kısıtladılar. Bugün kamu bankaları 250 bin 300 bine kadar belki konut kredisi verebiliyor. Evet. O da verirse.
Evet, o da işte verirsin. Alabilirsek. Özel bankalar daha üst rakamlara veriyor. Fakat onların faiz oranları çok daha yüksek. Dolayısıyla hani alım imkanı çok daha zorlaştı. Şimdi yılbaşından sonra artar mı, eksilir mi? Tabii bu piyasada çok fazla öngöremiyorum. Ama şahsi görüşüm, bir ekonomist gibi onları yorumlayamam, haddimi de aşmak da istemem. Ama bence bu durumda gider. Ama bu olayın içindesiniz, evet, içinde yaşayan bir insansınız. Ama şöyle söyleyeyim, yeni 4-5 ay önce işte bu sohbet oldu, işte aşağı inecekti, inecek mutlaka falan. Hı-hı. Ben inmeyeceğini söylemiştim. 6 ay önce bunu söylemiştim. Neden inmeyeceğini söylemiştim. Çünkü belli bir fiyata gelmiş olan bir ürün, sadece gayrimenkul değil, otomobilde aynı şekilde, tekstilde olsun veya gıdada olsun, bir fiyata gelen bir ürün bir daha çok öyle bir aşağı inme şansı olmuyor. Türkiye için de, dünyada aynı şekilde bu. Şimdi bir stabil bir noktaya gelmiş şu anda, belli. Hı hı. Bu bir iki ay böyle gidiyor. Yılbaşından sonra da bana göre de aynı durumda seyredecek. Neden çıkmayacak? Çünkü alım zorlandı. Kredi alamıyoruz. Farklı kredi yöntemlerini denesek maliyetler çok artıyor. Dolayısıyla ödeme gücümüz çok ciddi zorlandığı için bence düşmeyecek. Artacağını da çok düşünmüyorum. Bu seyirde böyle gideceğini düşünüyorum. Konutlarla ilgili bu düşüncem bu. Fakat arsa ve özellikle tarlalar, yani işte köy içi tarla dediğimizde bir prefabrik yapı yapalım bari. Hani konut alamıyoruz. Hı hı. Ya da işte bir arsa alalım, biz kendi üzerimize yapalım düşüncesi oluyor genelde insanlarda. Hı hı. Bu ara arsa ve tarlalara çok ciddi talepler var. Yani Türkiye'nin her illerinde bunu görüyoruz. Çünkü konutlar çok ciddi maliyetler oldu. Hı. Yani genel hatlarıyla bana göre düşmeyeceğini ve artmayacağını. Bu arada çok sorular geliyor bu fiyatlarla ilgili. Biliyorsunuz bakanlığımız toplu konut yapımına başlıyor. İşte temelleri atılmaya başlandı. Atılacak olanlar da var. Evet. İşte bu mutlaka kirayı ve satış bedellerini aşağı düşürür görüşü oluyor bazılarında. Bununla ilgili aslında bu projelerin yapılmasını doğru buluyorum. Hatta geç kalındığını da söylemek istiyorum. Ancak temel atılma, bitmesi, teslim edilmesi, insanlara taşınması demesi, yani bana göre 2 yıl. 2 yıl sonra belki bunun etkilerini görebiliriz ama şu anda hiç bunun etkisini göremeyiz. Biz ne kiralar düşer, ne satış rakamları aşağı düşer ve yerel ve ulusal basında izliyoruz. Ev sahibi kiracısını işte tüfekle kovaladı. Evet, evet, maalesef. Kiracı ev sahibini işte bıçakla kovaladı vesaire. Ya da evi yaktı. Evi yakıyor ve bunlar gerçekten var. Ve bu gibi vukular umarım artmaz. Ama bu aşamada ben gerçekten vicdanlı olmaya davet ediyorum. Zaten devletimiz bunu %25 ile kısıtladı kira artışlarını. Aslında bu da belli bir oranda dengeleyebildi. Bu da başka bir şey yarattı aslında burada. Şimdi mal sahipleri %25'te mutlu olmuyor. Çık diyor. İşte kızım gelecek, o gelecek vesaire gibi. Evet, tamirat bir şekilde tavsiye ediyor, rahatsız ediyor. İşte sonra böyle basından izlediğimiz vukular oluyor. Çok enteresan, ilginç bir seyir oldu. Pandemi dönemini hatırlayalım. Üniversiteler kapalıydı. Üniversite öğrencileri gelmedi. Evler boş kaldı. 1000 liralık evleri 500 lira yalvar yalvar ama bir tane düzgün bir kiracı bulun deniliyordu bizlere. Şimdi aynı bizlere bunu çıkartın. 1000 liradan ben burayı 5000 liraya kiraya vereceğim deniliyordu. Ve bu 6 aylık süre içerisinde hiç fark ettiniz mi bilmiyorum ama emlakçıdan çok sahibinden kiralık ilanları çok fazla artmaya başladı. Diyelim kısa bir ara verelim. Çünkü süremizin ara vermemiz gerektiğini arkadaşlarımız iletti. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Evet değerli izleyicilerimiz Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Alpay Hacıoğlu ile sohbetimize devam edeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kısacık bir efendim.
Evet değerli izleyicilerimiz, Sayın Hacıoğlu'yla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Hacıoğlu dediniz ki pandemi öncesinde insanlar işte 500 liraya evimi ver diye uğraşırken, sizin kapılarınızı zorlarken, şimdi de vermemek için bu ev işte 5000 lira, 3000 lira, 5000 lira demeye başladı diyorsunuz. Peki bu arada öğrencilerden açılmışken birçok ev sahibi de öğrencilere ve bekarlara ev vermek istemiyorlar. Bu konuda ne diyeceksiniz, ama o kaldığımız yerden lütfen siz devam edin, evet. Buyurunuz. Yani burada tabii ki ben işte bazı sahipleri suçlu, emlakçılar masum. Ben buna da böyle bir şey de söylemiyorum. Evet. Az önce ifade ettiklerine, yani her sektörde bazı bunlar olabiliyor. Evet. Ama mesela biz şu örnekleri yaşayabiliyoruz. Geldiniz, gayrimenkulü gördünüz. İşinizi okulunuza yakın, kirası da size makul geldi. Pazarlık yaptık, hı hı, anlaştık. Bir pay veriyorsunuz. Biz ön bir kapan oluyor, bir sözleşme yapıyoruz. Diyoruz ki işte tamam, biz tapuyu alalım, kontratı düzenleyelim. Gelin iki gün sonra size anahtarı verelim diyoruz. İki gün sonra mal sahibi orayı başkasına kiraya verdim diyoruz. Hı. Ya da sattığını görüyoruz falan. Bu da yavaş yavaş artık bu da düzelecek. Önemli unsur işte programın başında da neden bu denetlemelerin yetkisini bizler istiyoruz diye. Müsaade, bunları biz yaşıyoruz. Evet. Ve çok sıkla karşılaşıyoruz bunlara. Ya da Sayın Hacıoğlu tam tersine bir emlakçı, bu tabii iyileri dışarıda bırakıyorum. Birden fazla insana kiraya verebiliyor ya da satabiliyor diye söylüyorlar. O bizde mümkün değil. Neden mümkün değil? Dediğimiz gibi zaten ben yetki belgesi olmayan hiçbir kimseyi meslektaşım, sektör paylaşım diyemem zaten. Hmm. Onlar elensin. Yani onların temizlenmesini biz de istiyoruz. Ama evet, ben ehliyetsiz, yetkisiz bir insana gidip böyle bir ticaret yaparsam her şey başıma gelebilir. Yani bugün elektronikte, otomobille ya da farklı bir şeyde, üründe bir yetkili servisinin sorumlulukları var. Yetkili serviste işte götürüyorsunuz. Eğer arıza çıkarsa 6 ay garanti kapsamında diyor, gidiyorsunuz tekrar ücretsiz değiştiriyor, ama bunu yetkisiz bir yerde yaptırırsanız her türlü şeyle karşılaşabilirsiniz ve bunu da biz bilerek gidiyoruz aslında. Yani bizim sektörümüzde de bu aynı, yetki belgesi olan işletmelerle çalışmalarını. Çünkü şu da var, şunu es geçtim. Hani az önce söylemiştik ki emlakçılar nasıl başlayır, nasıl olabilir? Üniversite, evet, mezunu şöyle, işte lise mezunu böyle, evet, dedik. Evet. 6 ay, 1 sene dediniz. Evet. Bunlardan sonra vergi devam, o da kaydım olacak. Ve bunları ben bütün evraklarımı TTBS'ye, bakanlığa gönderiyorum. Bakanlık bana yetki belgemi vermeden önce benim bütün evraklarımın aktif mi değil mi bunları sorguluyor. Ve benim adli sicil kaydımı sorguluyor. Yani ben de Türk Ticaret Kanunu'nun işte ticaretle ilgili iflas, konkordato, sahtecilik, dolandırıcılık vesaire, eğer böyle bir ufacık bir devam eden mahkemem dahi olsa ben emlak ofisi açamıyorum. Yani o yüzden diyorum, yetki belgeli olan işletmeye güvenin. Israrla burası güvenli bir limandır diye o yüzden söylüyorum. Ama yetki belgesi olmayan, işte başvurduk, alacaktık vesaire gibi, bunlarla ticaret yapmasınlar, gelsinler, bizlere şikayette bulunsunlar. Bizler zaten bu görevimizdir. Hem üyelerimizle hem vatandaşla ilgili kurumlara biz hemen bildiriyoruz. Peki Sayın Hacıoğlu, bir de kurumsal firmalar var. Kurumsal emlak satış firmaları var. Bir de sosyal medyada işte satış ilanları var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi hani vatandaşın kendi ilanlarının vermiş oldukları, başka bir de emlakçıların vermiş olduğu ilanlar ve kurumsal firmalar. Şimdi özellikle en çok sıkıntı yaşadığımız, en çok muzdarip olduğumuz konu şu sosyal medya. Bir kere bir Türk toplum olarak sosyal medyanın da ne olduğunu, nasıl kullanmamız gerektiğini hiç bilmiyoruz. İşte bir sürü sosyal medyalar var. İnternet portalları dışarı katıyorum. Hı hı. Onlarla da ilgili tabii çalışmalarımız var. Hı hı. Ama özellikle sosyal medyada aracını, gayrimenkulünü, işte bisikletini, her şeyini satmak isteyen işte ilan ediyor vesaire.
Aslında burası bir ticarethane yapmış oluyor. Yani evet. Birden fazla biri bunu yapıyor. Bir ara onunla ilgili yasaklama gibi bir şeyler konuşulmuştu ama sonra hayata geçirilmedi galiba. Maalesef geçirilemiyor. Neden geçirilemiyor? Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o sosyal medyalara bir yaptırımımız yok. Çünkü yani bizim değil, başka ülkelerin. Ve biz bununla ilgili inanın defa kez yazılar yazdık. 8 ay sonra bize lütfedip bir maille cevap verdiler. Bir yetkilileri. Sosyal medyalarda mağaza açıyorlar ve bu mağazadan ticaret yapıyorlar. Hem haksız kazanç elde ediyorlar hem de yanlış ürün satıp insanları sıkıntıya sokacak aktivitelerde bulunanlar var dedik. Ama tabii ki dediğimiz gibi yani bizim yaptırım gücümüz maalesef orada yok. Keza sosyal medyanın haricinde internet portallarını gene aynı Ticaret Bakanlığımız onlara da hızla yaptırım uyguluyor. Nasıl yaptırım uyguluyor? Diyor ki bir emlak ofisi ya da ikinci el araç satan işletmeleri mutlaka yetki belgesi olacak. Yetki belgesi olmayanın hiçbir ofislerin mağaza açamıyor biz orada. İlanlarımızı yayınlayamıyoruz. Ama bireysel ilanlarda biraz sıkıntı var. Tamamı için söylüyorum. Yani genel internet portalları için söylüyorum. Bireysel kişi ilan veriyor. İşte bir el yayınlansa ücretsiz. Farklı farklı işte. Evet, veya bir tane yayınlarsanız, üç tanesini ücretsiz gibi. Hepsinin farklı farklı özellikleri var. Burada kişi kendi gayrimenkulünü satmasın veya pazara vermesin diye biz demiyoruz bunu. Böyle bir şey yok. Zaten dünyada kişinin mülkiyet hakkını engelleyemez anayasaya aykırı. Emlakçısız satamazsın, emlakçısız kiraya veremezsin diye bir şey yok. Ki bu dünyada böyle bir şey yok zaten ama onların ilan girişlerini kontrol etmeleri gerekiyor. Eğer gerçekten Alpay Hacıoğlu'nun bir gayrimenkulü varsa ve ben o internet portalına ilan giriyorsam oraya kimliğimi ibra etmeliyim. Oraya tapumu göndermeliyim ki en azından bilinsin hani kimin geldiği diye. Böyle olursa daha düzenli olur en azından. Daha güvenli olur daha en güvenli azından. Olur. Evet. Bunun önünde zaten bakanlık gerçekten bu konuda çalışma yapıyor. İnternet portallarına belli bir süre verdiler. Onlar da zaten bütün eksiklerini, birçoklarını giderdiler. Eğer gidermeyenler varsa biz zaten bunu basın yoluyla, işte sosyal medyalarımızda bunların eleştirilerini yapıyoruz. Tavsiyelerimizde bulunuyoruz zaten. Ve bulunmaya devam edeceğiz. Sayın Hacıoğlu, dediniz ki kimlik bilgisini ve tapuyu şeyde sosyal medyada, internette paylaşması gerekir. Bu vatandaşın hangi açısından? Sosyal medyasında demedim, hayır. Sosyal medya farklı da biz dilediğimiz gibi yayınlayabiliriz ama internet portalları. Çünkü neden bunu soruyorum? Vatandaş orada ilanı veriyor. Mesela televizyonlarda da onu görüyoruz. İlanı veriyor. Hem A kişisine satıyor hem B'ye satıyor bir daireyi 10 kişiye birden satabiliyor ya da kiraya verebiliyor. Kira çok önemli olmayabilir belki ama hele satış kısmı insanlarda travma yaratabilecek konular diye aslında düşünüyorum. Aslında ben şunu demek istedim. Burada sosyal medyalarda değil biz her ay ücretli ilan yayınlıyoruz. Yani emlak ofisi. Yok yok, vatandaşın kendisinin bireysel satışlarından söz ediyorum. Vatandaşın bireysel satışlarında da internet portalları bir altlık oluşsunlar. Çok zor bir şey değil yani. O tamamen internet portalının sorumluluğunda ve kişi de hani biz birçok program satın alıyoruz. İşte Google'dan birçok programı, işte oyunlar, müzik programları indiriyoruz. Kabul ettim diyoruz değil mi? Yani tıklıyor, sorumluluk bizim. Öyle bir model yapsınlar. Yani evet, bu benim kendi gayrimenkulümdür, bu da benim kimliğimdir, bu da benim tapum fotokopisidir. Evet. Yani orada da bir şey oluşsun ki bu tarafa alıcıya ya da satıcıya ya da kiralayıcıya kim talep edecekse onlar da olan doğru kişiyle muhatap olduğunu bilsinler. Çünkü bu ihtimalle de çok suistimaller de oluyor bu internet portalları üzerinden. Şimdi hep yerli satışlardan konuştuk ama bunun dışında ülkemizde yabancılar da gelip gayet rahatlıkla ev alabiliyorlar ya da ev kiralayabiliyorlar, arsa alabiliyorlar vesaire. Şimdi zaman zaman da hani tercümanın mutlaka kullanılması gerekiyor mu? Bu birinci sorum. Tercüman kullanılmaması durumunda da hani şey olabiliyor mu?
güvensizlikler vesaireler söz konusu olabiliyor. Mesela bir işte İngiliz birisi diyelim, gelecek burada işte ev alacak veya tutacak ama Türkçe de bilmediği için o arada hani farklı bir şeyler olabiliyor mu? Evet. Neye dikkat etsinler? Çok uzun bir mevzuat bu ama kısaltabildiğim kadar lütfen problemi da çok daraltmadan da kısa bir bilgiler vermek istiyorum. Birincisi, bütün dünya ülkesi, vatandaşları, Suriye hariç, Suriyeliler hariç bütün dünyanın vatandaşları buradan gelip gayrimülkün alabiliyor. Bununla ilgili problem yok. Ancak bazen şu olabiliyor. İşte ülkemizi sattınız, ülkemizi şöyle yaptınız vesaire. Yani biz tesadüfen kurulmuş bir ülke değiliz. Türkiye Cumhuriyeti sınırları, Misak-ı Milliye sınırları her bir santimetre karesi kanla çizilmiş, evet, bir ülke. Biz böyle bir ülkenin evlatlarıyız. Evet. Biz böyle bir ülkenin vatandaşıyız. Emlakçı olabiliriz. Efendim bakkalcı da olabiliriz. Başka bir şey olabiliriz ama biz bu ülkemizi öyle kolay verecek de insanlar da değiliz, evet, zaten. Geçmişte gerektiğini nasıl yaptıysa gelecekte de bunu da yaparız evvelallah. Şimdi bir kere devletimiz öyle bir sistem kurmuş ki burada. Bir, kıyı kenar mesafesi koymuş. Yani stratejik noktalarda hiçbir şey alamazsın kardeşim diyor. Yani sen tarla alamazsın buradan diyor, ev de alamazsın diyor. Askeri bizim Türkiye'nin her yerinde cephanetler, işte askeri bölgelerimiz, kritik bölgelerimiz var. Bunlara çok kadar mesafe yakında bir yer alamazsın diyor. Mümkün değil. Almama artı kiralama söz konusu mu? Kiralayabilir. Eğitimi için gelmiştir, tedavi için gelmiştir, bir yakınını görmek için gelmiştir, eşi buradadır vesaire. O kiralayabilir, evet, ama satın almayla ilgili bu kriterler var zaten. Eğer biz konut alacaksak, bu konutu mesela geçtiğimiz yıl bakanlık bunu yayınladı. Ben bunu çok da doğru buluyorum zaten. 250 bin dolar karşılığında bir gayrimenkul alırsa Türkiye'den vatandaşlık alabilme hakkımız doğuyordu. Bu 250 bin dolar 400 bin dolara çıktı şu anda. Ve gayrimenkul atıyorum 100 bin dolar ama biz 400 bin dolardan satış gösteriyorlardı. Bir kere bunun net geçildi, net. Devlet tarafından SPK lisanslı firmalar önce olan ekspertizini yapıyor. Ki aslında bu çok doğru bir durum. Neden? Bir, bu gayrimenkulün gerçek değerini tespit ediyoruz. İkincisi, 100 bin dolarlık yeri yabancıya 300 bin dolar satıyorlardı. Hı, evet. Buranın da bir önü kesildi. Yani çift taraflı bir şey kesilmiş oldu. Evet. Bu uygulama çok doğru bir uygulama. Türkçe bilenler gidip başvuru yapabiliyor. Pasaportunun kimliğini yeminli müşaviri de Türkçe'ye çeviriyor. Mutlaka alırken de satarken de devlet tarafından SPK lisanslı ekspertiz firmalarından oraya değer tespiti yaptırıyor. Eğer Türkçe biliyorsa gidip imzasını atar. Türkçe bilmiyorsa hangi ülkenin vatandaşıysa Arapçası, İngilizcesi, Almancası gelip tercümanlar nezdinde imza atabiliyorlar. Yoksa dediğim gibi tapu dairesi, özellikle Türkiye tapu dairesi gerçekten son yıllarda çok ciddi atılımlar başladı. Artık eskiden biz evrak götürüyorduk, numara alıyorduk, gidip manuel evraklarımıza başvuru yapıyorduk. O başvurular kalktı artık. E-Devlet şifresiyle yapılabiliyor. Yani gayrimenkul sahibinin E-Devlet şifresiyle yapılabiliyor. Ama şu durumlar da olabiliyor. Mesela siz bize itibar ediyorsunuz, E-Devlet şifrenizi veriyorsunuz. Evet. Biz belki orada hani akitte yetkilendirme yapıyoruz. Yetkilendirme yapıyorsunuz falan. Bazen işte dublör kullanıyorlar. Sahtecilik yapıyorlar. Bunlar dünyada bu gözüküyor, yapılıyor. Evet. Ama sektör an, yani sonuçta. Tabii. Sahtekarlık da bir sektör. Yani şu an mesela Türkiye'de öyle bir sistem oldu ki kimlik doğrulama sistemi. Tapu dairesi bütün tapularda, bütün il ve ilçelerdeki tapularda bir makine cihaz koydu. Kimlik doğrulama sistemi. Kimlik kartınızı o makineye takıyorsunuz. Kimliğiniz çipi var zaten. Bir de parmaklarınızı koyuyorsunuz. Kimlik doğrulama yapıyorlar. Hı hı. Yani dublör de olsak biz işte orada çıkıyor parmak iziyle. Şu an tapularda gerçekten çok güvenli olabiliyor. Satışlarda özellikle yani ilgilisi kimse o geliyor. Ya da bana vekalet vermişsiniz. Ben de kimliğimi doğrulattıracağım. Vekaletimin teyidini alacaklar. Bu şekilde gidiyor. Daha da güvenli hale gelecek. Ülkemize yatırım amaçlı gelenler korkmasınlar. Yalnız bir tavsiyede bulunayım bu süreçle ilgili. Onlarda da bazı eksiklikler var.
havaalanına iniyor. İşte bir Vito şoförü karşılıyor onları. Gezdiriyor onları. Vito şoföründen yer satın alıyorlar. Gidip oturuyorlar bir restoranda yemek yerken garsondan yer satın alıyorlar. İşte bu gibi insanlar, az önce söyledik yani, ehliyetsiz insanlar olursan her türlü şeyde razı gelmek zorundasınız. O yüzden hazırlıklı olunuz diyorsunuz. Hazırlıklı olacaklar tabii ki yani. Sayın Hacıoğlu, şimdi evimi satmak istiyorum. A emlakçısına gittim. Aynı zamanda B'ye, C'ye de satış için sözleşme yapabilir miyim? Böyle bir hakkım var mı? Yoksa sözleşme yapmam demek sadece bir kişiyle muhatap olmam anlamına mı gelir? Evet. Gayrimenkulünüzü pazarlamak istiyorsunuz. Birden fazla emlakçıyla çalışmak istiyorsunuz. Çalışabilir miyim? Böyle bir hakkım, yetkim var mı? Çalışabilirsiniz ama yani çalışamazsınız da diyemem. Hı. Neden diyemem? Çünkü benle bir sözleşme yaptınız. Ben satarsam ya da sözleşmem süresi içerisinde siz satarsanız bana %2 değil %4 komisyon vermek zorundasınız. Eğer beni devre dışı bırakıp siz bu satışı gerçekleştirirseniz %2 ikisini birden alıyor o zaman. Doğru ikisini mu? İkisini birden sizden talep edeceğim. Şimdi geldiniz. Benle bir sözleşme yaptınız. 2-3 emlakçıyla bir sözleşme yaptınız. Bu arada yeri kendiniz sattınız. O yapmış olduğu 3 emlakçıya %4 komisyon vermek durumundasınız. Dolayısıyla gayrimenkulün yarı fiyatını veya yarı fiyatını şimdiden 6 yani 4 8 12 %10'unun evet, üzerinde %12'sini vermek zorundasınız. Dolayısıyla bunu kimse yapmaz zaten. Bir kişiyle çalıştığınız zaman, bir kişiye sözleşme yaptığınız zaman inanın bir emlak ofisi siz gayrimenkul sahibinden çok çok daha fazla satmayı ister. Çünkü biz para kazanacağız bu işten. Bunun reklam çalışmalarını bazen şu da oluyor ve gerçekten çok fazla bunun sayısı da olabiliyor. Ben meslek hayatım boyunca bir gayrimenkulü kendi müşterime sattığım da çok oldu ama iki emlakçı, hatta 3 ve 4 emlakçı birden çalıştığımız işler de oldu bizim. Bu sizin vereceğiniz komisyonunuz aynı. Oran değişmiyor. Ama siz değişmiyor. Bir başka emlakçılarla ortak çalışabiliyorsunuz. Tabii ki. Yani biz bir an evvel satılması için. Acliyeti vardır müşterimizin. Çok şeyi vardır. Bazen müşteri şunu diyebiliyor bize. %4'ü çekmemek kaydıyla tabii ki şu anda kanunda böyle. İşte ben size %2 vermeyeyim. %1,5 vereyim. Buyurun sözleşmemi yapın. Diğer taraftan işte alıcıdan bunu alın gibi. Her ne oranla anlaşırsak anlaşalım. Biz her iki tarafı toplamda %4'ü geçemiyoruz. Artık KDV. Peki Sayın Hacıoğlu, şimdi hep vatandaşla emlakçı arasındaki sorunlardan söz ettik. Peki emlakçıların kendi sorunları var mı? Aslında çok var gerçekten. Biz öyle bir durumdaydık ki ya bu yönetmelik öncesinde ne legallik ne illegallik. Ya benim vergi levham var. Sigortalı personel çalıştırıyorum. Devletime ama bir kuruş ama beş kuruş vergimi ödüyorum. Ama benimle ilgili herhangi bir destek, herhangi bir durum söz konusu değil. Tapularda, belediyelerde, bankalarda, vergi dairelerinde herhangi bir önceliğimiz yok. Herhangi bir şeyimiz yoktu. Bu taşınmaz ticareti yönetmeliği yayınlanana kadar vergi dairelerinde biz ölüm ilişkileri diyoruz bunlara. Ölen kişinin işte işlemlerini yapmak adına yasal varlıkçılar, intikaller vesaire. Ondan sonra ilgili belediyeye emlak beyan değerini vermek, emlak beyan değerini almak. Tabii burada birden fazla işler de olabiliyor. Her birinin TC'leri bizde oluyor. Kimlik fotokopilerini biz alıyoruz. Bunlar bizde olmasına rağmen o belediyelere beyan veremiyoruz. Belediyeden beyan alamıyoruz. Taşınmaz ticareti yönetmeliği bunun önünü açtı. Açtı ama çok kısa bir süre biz böyle devam ettik. Ondan sonra biliyorsunuz kişisel verileri koruma kanunu çıktı. İşte bu kişisel verileri koruma kanununda biz üye bilgisini kimseye veremiyoruz. Sizin TC kimlik vesairenizi kimseye veremiyoruz. Mesela WhatsApp'tan çok ciddi yazışmalarımız oluyor. İşte kimliği gönderiyor, biz vekaleti gönderiyoruz, resmi belgeyi gönderiyor, tanıtıp işte onu çıktı alıyoruz falan. Bunlar artık biliyorsunuz çok dikkat etmesi gereken bir durum oluştu. Ve bu yayılırsa, dağılırsa kişinin adına
kredi kartı açılabilir, banka hesabı açılabilir vesaire. Evet, evet. İşte bunu da Kocaeli'nde başta Büyükşehir Belediye Başkanımızla, sonra diğer alt ilçe belediye başkanlarımızla görüştük. Kişisel verileri koruma kanunuyla taşınmaz ticareti yönetmelikteki 13. maddedeki bizim işte bu vergilerleri şık kesebilir, belediye beyan verebilir, tapu dairesinden şifayen takiyat dediğimiz, yani tapunun üzerinde herhangi bir aciz tedbir var mı? Gerçekten bu gayrimenkul o kişiye ait mi diye sorma hakkımız vardı bizim. Sorgulayabiliyorsunuz. Sözleşmeli portföyümüzse eğer gidip sorgulayabiliyorduk. Tabii ben aldığım bir sözleşme, bir tarafına kendi imza attım, diğer tarafına kendi imza attım dediğimizde bize o her sorguladığımızı bir arşivlenecek. Sorguladığımız yasa dışı geldiğinde o imzalar karşılaştıracak. Eğer ben gerçekten mal sahibine sözleşme yapmadıysam evrakta sahtecilik, zaten benim iş yerim kapanıyor, meslek hayatıma sona ermiş oluyor. Sayın Hacıoğlu, şimdi 5 dakikamız var. Son olarak şunu sormak istiyorum. Kocaeli'ni bir bütün olarak değerlendirelim ve revaçta olan ilçelerimiz, yani izleyicilerimize, TV41 izleyici ailelerimize revaçta olan, hani yatırım konusunda da ne önerirsiniz Emlakçılar Odası Başkanı olarak? Evet. Hangi bölge? İnanın bunu il dışındaki programlarda da, il dışında katıldığım sohbetlerde de sürekli söylüyorum. Kocaeli gerçekten çok güzel bir kent. Evet. Bu sektör içerisindeyiz. İşte biz emlakçıyız, gelin buraya yatırım yapın anlamında söylemiyorum. Gayrimenkul anlamında yatırım yapılabilecek bir kent. Darıca köyü olmayan tek ilçemiz. Mahalle, işte deniz kenarında. Orada da villalar var, güzel müstakil evler var, harika. Gebze'ye girelim. Sanayinin, OSB'nin, ticaretin çok yoğun olduğu bir ilçemiz. Ve İstanbul'un en çok destekleyen ve İstanbul'a en fazla katkı sağlayan bir ilçemiz. Keza Kartepe'de işte kış sezonu otelleriyle, bu tarafa geçse Kandıra'da işte deniziyle, yeşilliğiyle, Türkiye'nin evet, 62 kilometresi olan sahili, işte bu Avva Şile sınırından tutun bu tarafa doğru ki Sakarya'ya kadar, en büyük sahil bandı Kocaeli'nde, Türkiye'de. İşte Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir tarafımızda otoyol, bir tarafımızda deniz. Ki denizde de limanlarımız var. Böyle bir ciddi bir ticarete, Türkiye'deki ve dünyadaki ticarete katkı sağlayan bir kent. Körfez ilçesine geldiğimizde işte Türkiye'nin devleri, akaryakıt, gübre fabrikaları, keza bu tarafta işte lastik fabrikaları vesaire. Aslında Türkiye ekonomisine çok ciddi katkı sağlayan kentlerden bir tanesi. Bana göre hani sıralamada ikinci ya da üçüncüden asla düşmeyecek bir kent. OSB'leri olan, bir tarafta turizmi olan ve aynı zamanda hem Marmara Denizi'ne hem de Karadeniz'e bağlayan tek kent aslında. Türkiye'nin tek kenti bir de aynı zamanda. Tabii ki yeni yollar yapılıyor, yeni gelişmeler olabiliyor. Özellikle Allah hiçbir defa bir daha göstermesin ne ülkemize ne dünyaya. Depremden sonra Kocaeli'nin tarihçesi değişti aslında. Kent estetiği, mimari yapıları vesaire, işte deprem yönetmenine uygun yapılar yapılıyor. Yeşil alanlar çok daha fazla bırakılıyor, otoparklar vesaire. Aslında bu da Kocaeli'ye bir değer kattı. Bana göre pandemi de değer kattı aslında Kocaeli. Neden değer kattı? İşte özellikle İstanbulluların tercih ettiği, işte cuma, cumartesi, pazar günlerinde çoluk çocukta geçirebilecekleri, geldiler işte bir prefabrik evi yaptılar, işte bir katlı, iki katlı müstakil evler yaptılar ve değer katlar aslında Kocaeli'ne. Ulaşımı tabii ki her kent olduğu gibi burada da bazı sıkıntılar olabiliyor ama ulaşımı çok kolay bir kent ve her ilçesine, yani plakamız gibi 41 dakikada ulaşabiliyoruz. Bugün hangi kentte böyle bir imkan var ki? Ben Karamürsel'den buraya 41 dakikaya gelebilirim. Ya da buradan Gebze'ye gidebilirim. Ya da işte Gebze'den otobana girip Kandıra'ya ulaşabilirim. Ulaşımı da çok kolay bir kent. Yaşamı da çok güzel bir kent. Üniversite kenti, işçi kenti, sanayi kenti, turizm kenti. Hep bu şeyleri bir arada görebildiğimiz bir kent. Peki. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için izleyicilerimize ve bizlere.
emlak konusunda ve emlakçılık konusunda vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz efendim. Biz de teşekkür ederiz. Sayenizde sesimizi duyurduk, bilgilendirdik insanları. Güzel bir program oldu, keyif aldık. Teşekkür ederim sizlere de. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyicilerimiz, Dipnot programının bu akşam sonuna geldik ve konuğumuz Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Sayın Alpay Hacıoğlu'ydu. Kendine çok teşekkür ediyoruz. Bir başka programda, bir başka konuğumuzla tekrar birlikte olmak ümidiyle ben ve ekip arkadaşlarım TV41 ailesi olarak hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Görüşmek üzere.